Geride bıraktığımız haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın çevreci yatırımlara ağırlık verdiğine dikkat çekti. Kara İsmailoğlu, TCDD'nin 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin %50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini vurgulayarak, kurumun çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacağını kaydetti. 2035 yılına kadar demiryolu kaynaklı emisyonu %75 azaltmayı hedeflediklerini belirten Kara İsmailoğlu, bu kapsamda yatırımları sürdürülebilir, çevreci, yenilenebilir enerjiyle hızlı ve konforlu bir ulaşımı öncelik alarak geliştirdiklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Kayaşehir Metro Hattı'nın ilk ray kaynağı törenine katıldı. Projede yeni bir aşamaya geçildiğini vurgulayan Kara İsmailoğlu, yapımı %5 seviyesindeyken devraldıkları hattı %72 seviyesine getirdiklerini belirterek 6,2 kilometrelik 4 istasyonlu ve saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyacak hattın 18 ay gibi rekor sürede İstanbulluların hizmetinde olacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışına katıldı. Kara İsmailoğlu, Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı olacak havalimanının 8 ayda tamamlandığını ve Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklara inşa edilen ilk havalimanı olduğunu belirtti. Bakan Kara İsmailoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte 81 kilometrelik Ahmet Beyli, Fuzuli, Şuşa ve 123 kilometrelik Ahmet Beyli, Horadiz, Mincivan, Ağbent otoyollarının da temel atma törenine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, sel afetinde yıkılan Çatalzeytin Köprüsü'nün açılışına katıldı. 11 Ağustos'ta bölgede tarihin en yoğun yağışına ve sel felaketine şahit olunduğunu hatırlatan Kara İsmailoğlu, Çatalzeytin Köprüsü'nü 52 gün gibi rekor sürede tamamladıklarına dikkat çekti ve proje kapsamında ayrıca 25 kilometrelik Bozkurt-Çatalzeytin-Devrekan ayrımı yoluyla birlikte 6 kilometrelik Çatalzeytin-Devrekan yolunun da inşa edileceğini vurguladı. Yıkılan 68 metrelik Çatalzeytin Köprüsü'nün yerine yeniden projelendirilen 90 metre uzunluğundaki 3 açıklıklı köprünün yüksekliğini de arttırdıklarını belirten Bakan Kara İsmailoğlu, bu şekilde olası bir heyelan taşkın anında çok daha güçlü ve çok daha fazla miktarda suyun geçişi sağlanacağını kaydetti. Ziyaret kapsamında Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Ayancık ve Türkeli'de vatandaşlarla ve esnafla da bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu, dayanışmanın destanının yazıldığı bölgede devlet millet el ele vererek kayıpları telafi etmek için tüm güçleriyle ve özveriyle çalışıp afetin izlerini sildiklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın bugüne kadar 31 ödül ve sertifika alarak Türkiye ve dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdığını belirtti. İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana 104 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğine dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, havalimanının Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığını, bu durumun Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını kaydetti. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Lojistik Koordinasyon Kurulu ve Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu'nun teşkiliyle görev, yetki ve sorumlulukları hakkında karar yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı odağında stratejilerin belirleneceği, lojistik atılımların hayata geçirileceği, lojistikle ilgili faaliyet gösteren kuruluşların koordinasyonunu sağlayacak, Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulduğunu belirtti. Bir dizi ziyarete bulunmak üzere kilise giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunarak, yıllık 6 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet verecek havalimanındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti. Yapım çalışmalarının devam ettiği Nurdağ-Hassa ayrımı Kilis yolu şantiyesinde de incelemelerde bulunan Bakan Kara İsmailoğlu, toplam 58,9 kilometre uzunluğundaki Kilis-Akbez yolunun tamamlandığında mevcut ulaşım mesafesinin 6 kilometre kısalacağını ve daha emniyetli, konforlu ulaşım sağlayacağını belirtti. Kilis Valiliği, Belediye Başkanlığı, AK Parti Teşkilat Akademisi ve Kilisli gençlerle de bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu, hayata geçirdikleri reformlarla Türkiye'yi baştan başa imar ettiklerini, ürettikleri değerleri ülkenin her noktasına iletmeye devam edeceklerini vurguladı. Gelecek haftanın Ulaştırma ve Altyapı gündeminde yeniden birlikte olmak üzere kendinize iyi bakın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.